Betonun yenmeyen bir şey olduğunu son ağaç kesildiğinde, son ırmak kuruduğunda ve son balık öldüğünde anlayacak ancak. Ne zamandan beri beton yiyorsunuz? 8 yaşında başladım. Beton. Beton hakkında ilginç bir bilgi. Beton Dünyada sudan sonra en çok kullanılan malzeme. Peki beton nedir? Beton çimento, kum, çakıl, taş ve su gibi malzemelerin bir araya getirilip karıştırılmasıyla ortaya çıkan akışkan bir malzeme. Yapılarımızda kullanıyoruz. Bilmemeniz mümkün değil. Şu anda muhtemelen yakınınızda bir yerlerde beton kullanılıyordur. Çünkü biliyorsunuz taş bile döşenirken bir yere ahşap bile çakılacakken mutlaka bir şekilde ne yapılır ne edilir ve beton kullanılır. Beton kullanmadan rahat edemeyiz çünkü. Beton kullanmamız lazım. Modern betonu 1812 yılında Fransa'da Louis Vica ilk olarak üretti. Joseph Aspin ise 1824'te İngiltere'de bugün herkesce bilinen meşhur Portland çimentosunu buldu. Beton üretilirken küresel çapta %8 oranında bir karbondioksit salınımı gerçekleştirilir. Çin'in bütün karbondioksit salınımının ve Amerika'nın bütün karbondioksit salınımından sonra bu emisyon 3. sıradadır. Yani betonu bir ülke olarak düşünürsek en çok karbondioksit yayan 3. ülkedir beton. Biliyorsunuz betonun ham maddesi çimento ve aslında büyük problemler çimentodan kaynaklanıyor. 1 ton çimento için 2 ton ham madde harcanır. Yine 1 ton çimento için 131 metreküp doğal gazlık enerji yakılır. 1 ton çimento, 1 ton karbondioksit salınımı demek. 3 kilo nitrojen oksit salınır ki bu yeryüzünde kalan ve toza neden olan bir maddedir. 0.4 kilo PM10 ortaya çıkar ve bu da havada gözle görülmeyen zararlı partiküllerdir. Tıpkı plastik atıklar gibi betonda geri dönüştürülemeyen atığa neden olur. Bu atıklar moloz halinde boş alanlara yayılırlar ve bu boş alanları kaplarlar. Ve bu kapladıkları alan gün geçtikçe devasa boyutlara çıkmaktadır. Örneğin Brezilya'da beton kaynaklı molozların ancak %1'i geri dönüştürülebilmiştir. Yani %99 şu anda Brezilya'da bir yerlerde durmakta. Bu moloz yığınları sadece görüntü kirliliği değil Aynı zamanda hastalıklara da neden olmaktadır. Beton neden bu kadar tercih ediliyor? Birçok nedeni var. Şu anda bir kere mevcut profesyonel inşaatçılar tamamen betona hapsolmuş durumdalar. Başka bildikleri bir şey yok. Bunun yanında aslında yapı üretimi olarak kısmen ucuz bir malzeme. Çünkü genel manada bakıldığında size hızlı ve kolay üretim imkanı tanıyor. Tıpkı plastik gibi. Aynı zamanda kapitalizmle çok iç içe. Beton inşaatçılara kolaylıkla yükselme imkanı tanıyor. Yani bir yapıya başlıyorsunuz ve onun yüksekliğinde neredeyse sınır yok. İnsanları üst üste koyma imkanınız var ki zaten insanların da buna sesi çıkmıyor. Hazır bir ortam oluşmuşken de binalar üst üste yığılıyor. Betonun sağladığı imkanlar şehirleri, şehirlerse insanları değiştirmekle. Beton hem görüntü kirliliği ortaya çıkartıyor hem de sağlık açısından da sorunlu. British Journal of Psychiatry'de yayınlanan bir makaleye göre 4 milyon İsveçlinin üzerinde yapılan araştırmada kırsaldan kente geçen insanlarda ruhsal açıdan büyük sorunlar olduğu fark edilmiş. Ülkemize baktığımızda ise son 50 yılda kırsaldan kente göçün bu kadar hızlandığı düşünüldüğünde ve İsveç gibi bir ülke olmadığımızda düşünüldüğünde bir takım ruhsal sıkıntılarımızın altında yatan bir neden olarak Böylesi bir kentleşmeyi de görebiliriz aslında. Betonu bulan ve geliştiren batılı ülkeler. Ama bugün betondan en çok zarar gören Batı dışı ülkeler aslında. Yani gelişmekte olan ülkeler diye tabir edilen ülkeler. Bunların başında Çin geliyor. Çin'in 2011 ila 2013 yılları arasında kullandığı beton, Amerika'nın son 100 yılında kullandığından daha fazla. Bu betonun miktarı tam olarak 6.6 gigaton. Dünyanın ürettiği bütün çimentonun %60'ı Çin'de üretilmektedir. Türkiye'de inşaatın hızlı olduğu dönemlerde Çin ve Hindistan'dan sonra en çok beton kullanan 3. ülke. Bazen bu üçüncülüğümüzü Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Vietnam'la paylaşıyoruz. Türkiye olarak yılda 7,5 milyon ton çimento üretiyoruz. Ürettiğimiz çimentonun %57'sini ithal kaynaklı enerjiyle üretiyoruz. Aynı zamanda Betonun içine giren demirin %86'sı yine ithal kaynaklı yollarla elde ediliyor. Yani beton dışa bağımlılığımızı da arttırıyor. Bugün betonun sağladığı kolay ve hızlı inşaat imkanları aslında bana Mısır piramitlerinin yapılışını hatırlatıyor. Mısır piramitinde nasıl köleler çalıştıysa bugünkü inşaat düzeninde de aslında büyük bir kölelik düzeni de hakim. Beton alternatif bulunamaz mı? Elbette bulunabilir. Örneğin ben mimar olarak yıllardır betona alternatif malzemeler araştırıyor, bunlarla bina inşa ediyor ve bu meselenin Türkiye'de yayılmasına çalışıyorum. Ama yolumuz çok uzun. Öncelikle insanların betonun zararlarını ve doğal yapının faydalarını anlaması gerekiyor. Basit bir bilgi. Örneğin bir yapı malzemesi olarak kireç çimentoya göre %95 daha az karbondioksit salınımı yapıyor. Bunun gibi birçok bilgi var. Bu videonun konusu doğal malzemeler değil. Bu sebeple şimdilik sadece beton üzerinde duruyor. Doğal malzeme meselesini gelecek videolara bırakıyorum. Betonun gelişmekte olan ülkelerde kullanılmasının önemli bir nedeni var. Beton ithal edildiği gibi batılı fikirlerin de ithal edilmiş olması. Örneğin geçen videomuzda Le Corbusier'i anlatmıştım. Oradaki apartmanlaşma ve yapılaşma meselesini izlerseniz anlattığım meseleyi daha rahat anlayacaksınız. Şunu unutmamak lazım. Bir teknolojiyi üreten onu fetiş haline daha zor getirir. Her zaman teknolojiye maruz kalan onu fetişleştirir. Videoyu meşhur kızıl dereli şefi Seattle'ın şu sözünü birazcık değiştirerek bitirelim. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan adam betonun yenmeyen bir şey olduğunu son ağaç kesildiğinde, son ırmak kuruduğunda ve son balık öldüğünde anlayacak ancak. Ne zamandan beri beton yiyorsunuz? 8 yaşında başladım.